Merhaba sevgili öğrenciler, ben Barış hocanız. Bu dersimizde 5. sınıf çokgenler konusunun konu tarama testini çözeceğiz ve genel tekrar yapacağız. 1. soru. Yiğit'in yaptığı resimde kullandığı geometrik şekillerden bazıları seçeneklerde verilmiştir. Bunlardan hangisi bir çokgen değildir? Evet, kare bir çokgendir, 4 kenarı var. Dikdörtgen bir çokgendir, üçgen bir çokgendir ama çember düz bir kenarı olmadığı için çokgen değildir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Çemberler çokgen değildir. 2. sorumuz. Çokgenlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Dörtgenlerin 4 köşesi vardır. Hemen bir dörtgen çizelim. 4 tane köşesi var mı? Var. O zaman bu doğru, yanlış soruyor. Beşgenlerin 5 iç açısı vardır. 5 köşesi 5 iç açısı olacak. Doğru. 6 kenarlı olan çokgene altıgen denir. Doğru. Gen kenarlı demekti. Altıgen 6 kenarlı demek. Dörtgenin 4 köşegeni vardır. Bakalım. Köşeden köşeye çizebiliyorduk. 1. Diğer köşeden köşeye 2. O zaman doğru cevabımız değişik olacak. Dörtgenin 2 köşegeni vardır diyebiliriz. Yukarıda verilen yıldız şeklinin en içteki köşelerinde bulunan harfler alfabetik sıraya göre birer doğru parçası ile birleştirildiğinde hangi çokgen oluşur? Alfabetik sırayla gidiyorsak A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye gideceğiz. Sonra A'da birleştireceğiz. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kenarlıysa beşgendir bizim çokgenimizin ismi. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi çeşit kenar üçgendir? Çeşit kenar üçgen demek tüm kenarları farklı uzunlukta demek. O zaman tüm kenarları farklı uzunlukta olacaksa bize hiçbir kenar uzunluğu verilmemiş. O zaman biz burada söyleyebiliriz ki açıları farklıysa kenarları da farklı olacak. 2 eşit açı varsa ikizkenar üçgen, 3 eşit açı varsa eşkenar üçgen oluyordu. Burada 3 açısının da farklı olan üçgen 70, 50 ve 60 ile ABC üçgeni, A şıkkındaki ABC üçgeni doğru cevap olacak. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi geniş açılı bir üçgendir? Geniş açılı bir üçgen demek bir açısı 90 ile 180 derece arasında olan üçgendir. Burada bakarsak geniş açılı üçgene burada 90 derece var. Bu dik açılı üçgen. Buradaki açıların hepsi dar açı. Dar açılı üçgen, dar açılı üçgen. Burada dar açı var, dar açı var ama şuradaki açımız geniş açı olduğu için buradaki üçgenimiz geniş açılı üçgendir. Burada dikkat edersek şu köşeden köşeye gelmiş. Kare olduğu için 45-45 bölüyor. Burada köşeden köşeye gitse 90 olur. Ama daha aşağıdan gittiği için bizim LK doğrusu. O yüzden geniş açılı üçgen oluyor. 6. soru. Yukarıda izometrik kağıt üzerinde üçgenler verilmiştir. Bu üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İzometrik kağıt demek iki nokta arasındaki mesafe eşit demek. Burada bakarsak o zaman mesafelere 1, 2, 3. Burası 3 birim. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Bu SER üçgeninin bütün iç açıları geniştir diyor. Bakıyorum SER'nin bütün iç açıları geniş olsa iç açılar toplamı 180'i geçeceği için bu yanlış. Sonra diğer SER üçgenine bakarsak ikizkenar üçgendir diyor. Burası 3, burası 4. Burada bakın noktalardan geçmediği için sayamıyoruz ki daha büyük olduğu da gözüküyor. O zaman bu da yanlış olacak. İki şık geledik. Sonra TNL üçgenine bakalım. Sayabildiğim kenarları sayıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tüm kenarları eşitse TNL üçgeni eşkenar üçgendir diyor. Eşkenar üçgen tüm kenarları, tüm açıları eşit olan üçgen diye. Kenarları eşitse açıları da eşit. O yüzden doğru cevap B şıkkı olacak. PRS üçgeninin bütün açıları eşittir. C şıkkında bakarsak burada ikizkenar üçgen olduğunu göstermiş. İki kenarın eşit olduğu söylenmiş. O zaman bu bütün iç açıları değil. İki tane iç açı eşitlemesi gerekiyordu. O yüzden yanlış oluyor. 7. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. P
Paralel kenarın ardışık olmayan iki iç açısının ölçüsü birbirine eşittir. Ardışık olmayan iki iç açısı demek. Hemen bir paralel kenar çizelim. Bu açıyla bu açı ardışık açı değil. Yani birbirinden sonra gelen açılardır. Bunlar birbirine eşittir. Doğru. Aynı mantık buradaki açıyla buradaki açı da birbirine eşit olacak. Yani ardışık olmayan diğer iki iç açısı da birbirine eşit. O zaman bu doğru cevap olduğu için yanlış soruyor. Devam ediyoruz. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Dikdörtgen ve hatta karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir deyip iki şıkkı da halledelim. Diğer çokgenlerde köşegen uzunlukları birbirine eşit olmuyordu ama dikdörtgen ve karede her zaman birbirine eşitti. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları her zaman birbirine eşittir. Bir tane eşkenar dörtgen çizersek bu köşegen diğer köşegene göre daha uzun olduğu için C şıkkı yanlış cevap oluyor. Kare bir eşkenar dörtgendir deyip orada karenin köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğundan sonuca gidebiliriz. Ama burada her zaman dediği için eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenar olduğu için köşegenler birbirine eşit değildir. 8. soru. 1, 2, 3 numaralı şekillerin adları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada bakıyorum. 3. şıktan başlarsak iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk diyorduk. O zaman A ve C şıkkı elendi. Daha sonra bakıyorum karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenler paralel kenar. İkisinde de aynısı var. Üçgen demiş. Bu gördüğümüz şekil üçgen değil dörtgen. Eşkenar dörtgen dediği için doğru cevap B şıkkı olacak. Yukarıda verilen özellikler hangi geometrik şekle ait olabilir? Kenar uzunlukları farklı. O zaman kare değil. Köşegen uzunlukları farklı. Dikdörtgen değil. İç açı ölçüleri birbirinden farklı. Paralel kenar da olmuyor o zaman. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşitti. Yamuk bu şekil olabilir. Yukarıdaki şekilde aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur? Dikdörtgen A şıkkı diyelim. Dikdörtgen burada. Eşkenar dörtgen B şıkkı burada. Yamuk C şıkkı burada. Üçgen yok. Üçgen üç kenarlı bir çokgenimizde. O yüzden burada yok. Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde verilen AB doğru parçası bir paralel kenarın köşegenidir. Yani karşılıklı köşeler birleştirilmiş. Bu paralel kenarın köşe noktalarından ikisi aşağıdaki hangisi olabilir? O zaman buradan paralel çizsek iki tane paralel çizgi çizdiğimizde zaten A ve K'yi birleştirmem ve N ve B'yi birleştirmem gerekiyor. O zaman buradaki şekil bir paralel kenar olduysa şayet kenarlar da birbirine paralel olduğu için N ve K köşeleri birleştirilirse yani iki nokta kabul edilirse bu şekil bir paralel kenar olabiliyor. 12. soruya bakalım. Aşağıda kareli kağıt üzerine verilen şekillerden hangisi bir paralel kenar değildir? Bakıyorum burada kenarlar birbirine paralel. Burada kenarlar birbirine paralel. O zaman A şıkkı paralel kenar. Bir sonraki şekle bakarsak burada da bu kenarla bu kenar paralel. Bu kenarla bu kenar paralel. O zaman bu da bir paralel kenar. Buradaki şekle baktığımız vakit bakın bu iki kenar birbirine paralel olmuyor. Şu iki kenar birbirine paralel. Bu düz gelmiş çizgileri takip etsek. Bu aynı şekil gitmediği için paralellik olmadığı için karşılıklı kenarlarda C şıkkı paralel kenar değildir diyebiliriz. Diğer kenara şıkkımıza bakarsak kenarlar paralel. Bu kenarla bu kenarda yani karşılıklı kenarlar paralel olduğu için 12. sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. 13. Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde verilen dörtgenlerden hangi ikisi eşkenar dörtgendir? Evet burada bakıyoruz. Birinci şekilde hem kenarlar paralel hem de eşit. O zaman birinci şekil olacak. Birinci şekil olanı istiyorsak direkt A şıkkı doğru cevap geldi. Diğerlerine bakalım. Eşkenar dörtgen bu kenar diğer kenardan uzun olduğu için 2 elenir.
Burada zaten farklı olduğu için elenir. Buradaki kenarlar da farklı. O zaman 1 ve 5'teki kenarların eşit olduğu zaten kalıyor. Bir ABC üçgeninde A açısı 48, B açısı 22 derece olduğuna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? A açısı 48 derece, B açısı 22 derece ise diğer açıya ne kaldığını bulabilmemiz için iki iç açıyı toplarız. 70, 180'den de 70 dereceyi çıkarttığımızda 110 derece geliyor C açısı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdaki dörtgende C açısının ölçüsü kaç derecedir? C açısının ölçüsünü bulacağız. Biz buradaki şeklin dörtgen olduğunu biliyoruz ama bakarsanız 110 ile 70'i toplarsam 180 oluyor. O zaman bu iki kenar birbirine paralel. Yani buradaki yamuk kuralını kullandığımızı görüyoruz. Buradaki dörtgenin biz yamuk olduğunu biliyoruz. O zaman bu 115 ise burayı bulmak için 180'den 115'i çıkartırım. Çünkü paralel iki kenar arasındaki açıların toplamı 180 derece diyorduk yamukta. 180'den 115'i çıkartırsak 65 derece gelecek verilen C açısının ölçüsü. Doğru cevabımız B şıkkı geliyor. Böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Anlamadığınız soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Instagram hesabımızdan bizi takip edebilir, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşça kalın, mutlu kalın.